Trabzonspor için ciddi bir çıkış var. Aynı şekilde bu kulübün takımın başarısı sporcuların da bireysel olarak başarısına çok etki ve doğal olarak da çok eee teklifse gelebiliyor. Kesinlikle. Bu iki örnek üzerinden geleceği sen nasıl öngörüyorsun? İki örnek derken oyuncu örnek, tabii. Oyuncu bazlı değil tabii. mi? Şimdi Yusuf, ki... Yusuf tabii Yusuf Abdülkadir diye böyle bir alışkanlık bir dil alışkanlığına dönmüş ikili vardı Yusuf Abdülkadir. Hı hı. Yusuf gitti. Hı hı. Sonra bir anda Uğurcan e, çıktı. Aslında bir anda değil. Bilenler biliyordu ama bir anda Fenerbahçe maçıydı. Çok özel bir maçta. Kaleye geçti ve e, tüm marifetlerini, maharetlerini ortaya koydu. O gün hatırlıyorum şükran. Bunu söyleyeceğim rahatsız olanlar da oluyor ama ben yine de söyleyeyim. Çünkü <laughs> bu bir savaş. Ne o? E, şöyle Uğurcan e, Fenerbahçe maçında kaleye geçecekti. Birçok Trabzonsporlu bazı diyelim ya da sosyal medyada o linç kültü kültürüyle e, birilerini beslemeye çalışan bir grup. Özellikle e, Esteban Esteban'ın oynamasında ısrar ediyorlardı mesela. Hı hı. Bizler yine o dönem e, bilenler olarak Uğurcan'ın oynamasının daha makul ve mantıklı olduğunu söyleyenlerden de yorumcu olarak. Öyle de oldu. Yani bu süreçlerden geçti Trabzonspor. Sayın Aoğlu geldiğinde e, belki sık tekrara girecek ama bunu söylemem lazım. Yani geldiğinde şunu söyledi. Trabzonspor bir madenin üzerinde oturuyor dedi ve o madenin değerlendirmesi gerekiyor dedi. Bunlar tabii alttan gelen oyunculara da motivasyon kaynağı. Yusuf'un gidişi motivasyon, Abdülkadir'in forma buluşu motivasyon, diğer tarafta şimdi Serkan Hasan diye bir çocuk biliyorsun oynamaya başladı ufak ufak. Bunların hepsi aslında kendini tetikleyen şeyler. Hani bazı önemli markalar çok da fazla reklam yapmalarına gerek yoktur. Hani ürün kendini gösteriyordur. Trabzonspor'da da bu altyapı oyuncuları kendi kendilerine artık reklamını, motivasyonunu yaptılar. Alttaki çocuklar şunu biliyorlar. Yani ben... Faroz'da yaşıyorum, Arak'ta, Trabzon'da yaşıyorum, Akçabat'ta yaşıyorum, mahallemde yaşıyorum ama bugün Lille transfer olabilirim Yusuf abim gibi. Bu, bu, bu çok önemliydi bence. Bu eşik geçildi. Ha bundan sonra doğru bu politikalar devam ettiği sürece Trabzonspor üretmeye devam edecektir. Ürettikçe de hem Trabzonspor kazanacaktır hem de milli ekonomiye de faydan olacak. Yani çok basit Bravo. hesap. 50 milyon euro. Değil mi? Yani dövize ihtiyacımız var. Bütün ülkelerin dövize ihtiyacı var. 50 milyon euronun futbol yoluyla ülkemize girişi nedir? 50 milyon euronun futbol yoluyla çıkışı nedir? Çok basit bir hesap yani. Paran sende kalıyor, para kazanıyorsun, oyuncu üretiyorsun, oyuncuna bir kişilik kimlik kazandırıyorsun. Biz yaparız duygusu yerleştiriyorsun. Bunlar çok önemli. Trabzonspor bence bunu başardı. Hep altın orada örneğini de veriyorum. Onlar da çok güzel model orada. Ve artık Türk futbolu, dünya futbolu belki de buna dönmek zorunda. Başladı zaten Sayın Başkanlar hep altyapıdan taramadan bahsetmeye başladılar. Pandemiden önce bundan bahsetmiyorlardı. Aslında pandemiden önce de bence sorun aynıydı. Ekonomik kriz futbol kulüplerimizin en önemli başındaki sorundu. Ama pandemiyle bunu yaşadık. Karantina kalktıktan sonra ben birçok şeyin yine unutulacağını düşünenlerdenim. Çünkü Eyvah. kolay unutuyoruz. Çünkü dün trafiğe çıktım ben mesela. Trafikte insanımızın hani ben çok umutluydum bazı şeylerden. Yani daha hoşgörülü, daha yol veren, daha birbirine saygılı baktım ki daha bir azgın bir sürücüler topluluğu da var aramızda o yüzden birçok şey değişmeyecek o yüzden biz söyleyeceklerimizi tarihe not düşelim de yarın inşallah olur diyelim habere dönelim mi? çok, ee, çok dönelim tamam. ama ben bir şey eklemek istiyorum Lütfen. orada o yüzden ben de araya girecektim altın ordu örneği altın orada örneği biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum yani kulüp yapısı ve evet. bulundukları Ortam ve çıkardıkları oyuncu açısından bir de Trabzonspor gibi veya Galatasaray ben bir Ozan Kabak örneği hatırlıyorum yanlış değilsem ee, ya, ama tabii, onun gibi büyük kulüplerde de oynayarak başka kulüplere gitmek çok daha farklı bir ve ya, zorlu bir yarışan süreç. Yarışan takım da tabi tabii. O yüzden hani altın orada biraz daha farklı yapısı gereği ama büyük kulüplerde bu tür sporcuları çıkarmak demek bence Türkiye'de futbola emek veren veya verecek olan küçük ve genç çocuklara inanılmaz bir örnek. Ya şöyle oluyor bir de bu haberleri duyduk isim vermeyelim ama yani yeni ve gelişmekte olan umut vadeden oyuncu atıyorum X bir takımda varsa 17 16 yaşında ya da 18 yaşında teknik adamları onları Trabzonspor'a onları motive ediyorlar. Yani Trabzonspor'la hiçbir bağları olmayan teknik adamlar ya da büyükleri ya da menajerleri Trabzonspor'a da git başla diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani orada sana bu iklim sağlanır. Sen orada çalışarak formayı gerekirse SOSA'dan da kazanabilirsin, alabilirsin, algısı yerleştiyse e, bu Türk Futbolu'nun kurtuluşu adına çok önemli. E, diğer tarafta dedim ya Malatya'sı, Kayseri Sporu, Denizli Sporu öbür tarafta, Antalya'sı, Alanya'sı. Yani ülkemiz hep yerli milli diyoruz. Biz oyuncu yetiştirirken insan kaynaklarına e, biraz eğilebildiğimiz takdirde çok şeyler kazanabiliriz diye düşünüyorum. Yeni normal e, dünyada bence bunları konuşmamız gerekiyor. Üretmek, üretmek, üretmek.